Oğluşum, oğluşum. Dur bir dakika. Nazar boncuğunu taktın mı tatlım? Taktım anne, taktım. Söyle bakayım, ne diyeceksin Barış abine? Teyze, kaç kere söyledim ya? Ya oğlum bir daha söyle, o balık hafızana iyice yerleşsin. Gel buraya Hakan. Söyle bir daha. Barış abi çok üzgünüm. Eğer beni işe yarına alırsan söz veriyorum. Çok çalışacağım ve adam olacağım. Aferin. Ya gel buraya, daha bitmedi söyleyeceklerim. Allah, bak şimdi bunları söyle ve orada dur, tamam mı? Ve sakın hiçbir şeye karışma çocuğum. Anlasın ne kadar pişman olduğunu, tamam mı? Tamam teyze, tamam. Hadi, hadi. Hadi. Ay dur, taksi çağıracaktım ben sana. Ay bak görüyor musun, gitti. Bu şimdi taksi çağırmayı da beceremez. Ay Handan niye beceremesin, kazık kadar adam. Allah Allah. Ne taksisi abi? Mis gibi arabam var benim. Burası dünyanın en iyi 4. fizik tedavi merkezi. Başhekim arkadaşım. Çiçeğin dosyasını inceledi. 6 ayı çok fazla buldu. 3 ayda yürüyebileceğini düşünüyor. E tabi bunun için Çiçeği görmesi gerekiyor. Yarın sabah orada olmanız lazım. Sizinle en iyi şekilde ilgilenecekler. Çok iyi bir yere benziyor. Sağ ol. Aslı. Randevunuz ayarlandı. Gitmeniz şart. Barış Bey, iptal etsek sizin için çok sıkıntı olur mu? Yani burada özel sigorta falan diyor. Belli ki biz karşılayamayacağız. Siz bir şey karşılamayacaksınız ki zaten. Yoksa yine sana yardım ettiğim için bağırıp çağıracak mısın? Yok, olur mu hiç? Aksine Çiçek'le ilgilenmeniz, nasıl desem, kalbimi titretti. Ama kabul edemem. Sağ ol. Hangi çalışanım olsa aynı şeyi yaparım. Yani sana özel bir şey değil. Çiçeğin iyileşmesini istemiyor musun? İstemez miyim hiç? Kabul et o zaman. Bunda yanlış bir şey yok ki. Tamam. Kabul ediyorum. Ama bir şartım var. Anladım. Maaşından kesilecek. Ben ilk defa bir patronla çalışıyorum. Sandım ki dayanamam. Mutlaka bir arıza veririm. Ama siz her gün beni daha mahcup ediyorsunuz. Barış Bey. Burada kal.